İrlanda'da kadınlar bir adamı ya da kendilerini öldürmek için pek az sebep arıyor olmalı. Güney Afrika'dakiler nasıl? Biraz daha medeniler. İnmek ister miydin? Neden? Dikkatsizliğin atımı sakatladı. Çok üzüldüm. O halde eve yürüyerek dönmek hoşuna gider. Aha, şaka olmalı bu. Hayır, şaka değil. Nihayet sizinle iki çift laf edebildim. Sebebi bir hakaret olsa da. İki haftadır evimizde misafirsin ama atlardan başka bir şeyden bahsetmedin. Ben babanın misafiriyim. Ayrıca at satın almaya geldim. Bir at tarafından öldürülmeye değil. Hadi Bay Van Riebeck, beni gerçekten eve kadar yürütmeyeceksiniz, değil mi? Evet Bayan O'Neill, öyle yapacağım. Çok güzelsin. Öldürücü bir güzelliğin var. Evet. Bunu da... Jakar. Buyurun efendim. Ne zaman hazır olacaklar? Yarın. O zaman eve dönüyoruz. Çok iyi efendim. Neredeydin? Her yerde seni arıyordum. Atlarımla ilgilenmem gerekiyordu. Cumartesi günü Lady Malty'nin balosuna davet edildik. Cumartesi mi? Hı hı. Cumartesiye kadar yola çıkmış olacağım. Bu kadar erken mi? Ona geleceğimizi söylemiştim. Gitmek zorundayım Kadı. Gitmek zorundasın demek. Böyle aniden mi? Pek de ani sayılmaz. Biraz daha kalamaz mısın? Benim hatırım için. Özür dilerim Kadı. Madem o kadar önemli, ben de seninle Güney Afrika'ya gelirim. Sen oraları tanımıyorsun Kadı. Sert ve acılı topraklardır. Vahşi, uysallaşmamış. Beni uysal mı sanıyorsun? Orada yapamazsın. Ne kötü. Ne kadar zorlu olursa olsun umurumda bile değil. Seninle olduktan sonra her yerde yaşayabilirim. Buna çok sevindim kadın. Ama
Hepsi bu kadar değil. Başka ne var? Benim ait olduğum yer, benim ait olabileceğim tek yer. Orada bir ülke kurmaya çalışıyoruz bize, bir hayali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bağımsız Hollanda eyaleti. Bir grup sınır savaşçısına önderlik ediyorum Kati. Bizim evimiz vahşi ormanlar. Amacımız için silahlarımızla yaşarız. Bir zamanlar ben de senin gibi yaşardım Kati. Cape Town'da böyle güzel bir evim vardı. Ve hepsinden vazgeçtin. Evet. O halde senin için sadece bu idealin var. Evet. Ben yokum. Sen yoksun. Hayatlarımız da yok. Hiçbir şey yok. Vedalaşmaya geldim efendim. Her şey için teşekkür ederim. İrlanda'dan ayrılmak için güzel bir gün. Ama kalanlar için kötü bir gün. Neden? Ne oldu? Patates ürününe hastalık geldi. Hemen hiçbir yerde ürün yok. Ama siz patates üreticisi değilsiniz ki. İrlanda'nın iki gerçeği vardır efendim. Patates ya da açlık. O halde Tanrı'dan size yol göstermesini dilerim. Dünyanın her yerinde bir sürü verimli toprak var. Ben de bunlardan birine gitmek üzereyim. Güney Afrika'ya. Bilmiyorum, belki de kendi ülkem diye abartıyorumdur. Neyse, hoşça kalın efendim. Güle güle. Tanrı kutsasın sizi. Hoşça kal Şahal. İyi şanslar. İçinde İrlanda'da yeşil diye bir şey kalmadı. Önce açlık, ardından korku, hastalık ve ölüm geldi. Babam ilk kaybettiklerimizden biri oldu. Son sözleri Güney Afrika ile ilgiliydi ve sürekli kulaklarımda çınladı. Yeni ve daha uygun topraklar bulun dedi. Geçen yıl içinde birçok şey oldu. Sean Kildare'le evlendim. İrlanda'ya sırtımızı döndük. Güney Afrika'ya doğru 6 ay süren yolculuğumuz sırasında çocuğumuz doğdu. Bana ver onu Agi. Canım. Korkuyor musun Şahin? Sen yanımdayken hayır. Sanki dünyanın sonu gibi. Ya da başlangıcı. Cape Town, binbir gece masallarından çıkma bir yer gibiydi. Bir sürü yabancı dil konuşan, yabancı insanlarla doluydu. Umutlarla dolu yepyeni bir dünya. Limana girişimiz bile uğurlu olmuştu. Yeni dostlarımız, De Groot ailesi, bizi gemiden kasabaya kadar götürmek nezaketini gösterdi. Nedir bütün bunlar? Hoffun Vadisi'ne doğru büyük yarışa hazırlanıyorlar. Ne için yarışacaklar? Toprak için, bedava toprak. Herkes ekebileceği kadarını üstlenecek. Siz de çiftçi misiniz? Öyleydim. O halde size de toprak var. Peki bu Hoffun Vadisi nerede? 800 mil ileride. Merhaba Jim. Merhaba Maria, merhaba. Orada herkese yer var. Biz de bir yer ediniriz. Siz de gidiyor musunuz? Tabii. Ben ve ailem. Biraz tehlikeli değil mi? Her şey tehlikeli.
Sadece Zulu ülkesi kötüdür ama orada da bize refakat edecekler. Paul Van Riebeck ve komandoları nehirde bizimle buluşacak. Van Riebeck? Onunla İrlanda'da tanışmıştı. Evet, o işte. Şimdi nerede? Kim bilir. Yukarıda kuzeyde savaşıyordur. Herhangi bir yerde. Bizi karşılar o. Gitmek istiyor musun? Evet, yeni topraklar, zengin toprak. Hoşuma gidiyor. Ben de istiyorum. Patates ekmek yok. Bayan Gurt, biz de gelebilir miyiz? İstiyorsanız tabii. Katılmak için ne yapmamız gerekiyor? İşte şurası yolculuk liderimiz Simon'un evi. O anlatır sana. Hey Simon! Merhaba Simon. Maria. Ben. Nasılsın? Simon, bunlar İrlanda'dan Kildare'ler. Yarışa katılmak istiyorlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Bu işler göründüğü kadar kolay değil. Size malzeme gerekecek. At arabası, öküz, silah, erzak. Temin edebilirim. At biner, ateş eder, toprak sürer misin? Hepsini yapabilirim. Uzun ve zorlu bir yolculuk olacak. Bazılarımız sonunu getiremeyecek. Katılabilir miyiz? Benimle karargaha şimdi gelmek ister misiniz? Yolu gösterir misiniz? Hadi gidin siz, biz burada bekleriz. Ah Agi, sana sormayı unuttum. Hep unutursun. Sence sakıncası yok mu? İstediğim bu değil mi zaten? Ta başından beri. Ne demek istedin şimdi? Ne demek istediğimi anladın. İşte bu yönünü çok seviyorum. Hem tatlı hem de alçak gönüllüsün. Ben yokken rahat dur. Bu gerekmeyecek gördüm. Ben de geliyorum. Seni oralarda yalnız bırakır mıyım? Seninle geleceğim. Sadece seninle olmak istiyorum. Ne oldu? Düş kırıklığına mı uğradın? Hayır. Baba. Tüm arabaları kontrol et Kurt. Yola çıkmaya hazır olur olmaz da bana bildir. Peki efendim. Günaydın. Sen kimin kadınısın? Kocamın tabii. Benden istediğin bir şey olursa çağır yeter. İyi yolculuklar. Hiç böyle bir yarışa katıldın mı? Hayır hiç. Oldukça çetindir. Herkes öyle söyledi. Ata biner misin? Aslında 6 yaşımdan beri ata binmedim. Gözün teker takozunda olsun. Teker neyimde olsun? Takoz nedir bilmiyor musun? Şuradaki zamazingoyu mu diyordun? İrlanda'da biz ona Scotch freni deriz. Öyle demek. Neyse, ona dikkat et, önemlidir. Evet, bana söylemişlerdi. Şimdi de ben söylüyorum, öğren artık. Pardon madam, Kildare'lersiniz değil mi? Onlardan biriyim. Biz Joubert ailesiyiz. Hemen önünüzdeyiz. Demek birbirimizi sık sık göreceğiz. Sean! Hı? Sean! Evet? Bunlar komşularımız, Joubert'ler. Enchanté. Memnun oldum. Enchanté. Nasılsınız? Uzak bir yerden mi geliyorsunuz siz? İrlanda'dan. Biz de Fransa'dan. Babam da burada, 80 yaşında. Bizim bölge için genç sayılır. Ben Fransa'dayken aşçıydım. Afrika'da iyi bir çiftçi olmak istiyorum. Ben de iyi bir çiftçi, kötü bir aşçıydım. O halde birbirimize yardım edebiliriz. Güzel pazarlık. Hazırlar mı Kurt? Evet. Olabilecekleri kadar hazırlar. İleri!
İleri! Zulu ülkesinin kenarındayız. Görüyor musun? Şu Zulu kargası. Bunları senin için vurdum Kati. Teşekkür ederim. Bize nazik davrandın. Yalnız sana. Vadiye varmamız ne kadar sürer? Bilmiyorum. Önce nehri geçeceğiz, sonra da dağa. Refakat grubuyla nerede buluşacağız? Nehirde. İleri! 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 Hadi binin bakayım. Hadi buradan geçin! Sen ne diyorsun buna Kurt? Niye? Van Riebeck'in bizimle burada buluşmamasına. O ne yaptığını biliyordum. Umarım öyledir. O işini bilir. Agi, şunu gördün mü? Van Riebeck. Gördüğüm bir kafatası. Bize yol göstermek için ok çizmiş. Öyleyse yanlış yönü gösteriyor. Hadi çabuk olun, çabuk! Yalnızca kadınlar mı? Gidelim. Etrafta erkekleri yok Simon. Tarlalarda bile mi? Hayır. Bana göre durum apaçık ortada işte. Erkekleri gitmiş. Çok tuhaf. Belki bunun Van Riebeck'in bizle nehirde buluşmamasıyla bir ilgisi vardır.
Sean, ne oldu Sean, bana söyle. Frenler tutmuyor. Tutmuyor. Teker takozunu kullan Sersem. Baba! Margarit! Aman Allah'ım, durdurun! Tanrı ruhlarına huzur versin. Simon! Neredesin Simon? Ne var Pete? Zulular! Binlercesi hem de! Nerede? Nehrin yamacındaki kampta. Geçidin kuzeyinde. Buradan 2 saatlik mesafe. Ben Rebecca'ya haber ulaştırmalıyız. Ben hemen giderim. Hayır, sen burada lazım olacaksın. Pete! Geri dön. Zuluların çevresinden kuzeye doğru daire çiz ve Rebecca'yı ara. Bul onu. Peki baba. Savaş için hazırlık yapın. Çocuklar için dışarıda sığınaklar yapın. Öküzleri çözün ve yangına karşı çimenleri iyice ezin. Dikenli çalılar kesin. Vagonların altına, çevresine ve ötesine barikatlar kurun. Şimdi onun tepesine, buraya ve şuraya, tepeye kadar. Bu arabanın altını da tamamen doldurun. Binlercesi varmış Maria. Binlercesi. Bizimse sadece 50 adamımız var. Bizim tüfeklerimiz var. Bu tüfekle ben 10 adama bedelim. 1000 tane Zulu bela arıyorsa Van Riebeek fazla uzakta olamaz zaten. Hem Pete bulur onu. Ya bulamazsa? O zaman Paul bizi bulur. Zaten bela olan yerlerin kokusunu hemen alır o. Hayır hayır, üstüne ger, üst üste ger. Bir Asika'yı ancak o durdurur. Bir ne? Asika, yakında öğrenirsin. Diğer diriyi ver bana. York, onun silahı var mı? Arabasıyla birlikte uçmuş. Jubert, tüfek istiyor musun? Hepimiz öleceğiz. Elinde tüfekle öl bari. Kati, işaret verilince bebeğini şuradaki sığınağa koy. Ben geri geleceğim. Senin arabanla dövüşeceğim. Teşekkür ederim Kurt. Hayır, benimle dövüşeceğine söz vermiştin. Seninle her zaman dövüşürüm. Sen ona aşıksın, onun için onun arabasında savaşmak istiyorsun. Aa! Kurt! Hey, kes şunu! Dur dedim. Onu ne sanıyorsun sen? Gel tatlım, sen benimle gel. Neymiş gördün işte. Sen hala ona yaranmaya çalış. Ne olursa olsun, sana aşık bir kadın o. Sen öyle kadınları anlayamazsın Kati.
Korkuyorum Şahan. Aniden korkmaya başladım. Hepimiz korkuyoruz sevgili. Hepsi benim yüzümden. Seni buralara hiç getirmemeliydim. Beni buraya sen getirmedin Kate. Biz birlikte geldik. Sonu nasıl olursa olsun bence önemli olan bu. Birlikte olmamız. Davullar konuşuyor efendim. Sizinkiler mi Cakar? Bizimkiler değil. Bunlar diğer kabileler efendim. Kaç kişiler? Davullar kuzeyden çok kişi geliyor diyor. Kalabalıklar mı? Ağaçtaki yapraklar kadar çok. Adamları uyandır. Çabuk olun, buraya bir araba getirin, hadi derhal, getirin buraya, çabuk olun diyorum size, hadi. Bütün adamları ata bindir. Hadi gel. Ruben, savaşmaya hazırlan. Onları dışarıda karşılayacağız. Dövüşmeye hazır olun. Açın kapıyı.
Maria, kazanmayı nasıl umabilirler? 50 adam binlercesine karşı ne yapabilir ki? Sen sakin olsana. Simon ne yaptığını bilir. Ona dostluk içinde buluşmaya geldiğimizi söyle. Sadece barış istiyoruz. Zisen Goktolo. Gasi zile ubuzo gozulo. Bütün söyledikleri ölüm, ölüm, ölüm. Haberci gönderdiğimizi komandoların yardımımıza geleceğini söyle onlara. Esetorio banite esembile. Esvilande amaburo. Geri çekiliyorlar. Bence onları korkutup kaçırdık. Sen Zuluların nasıl dövüşünü bilmiyorsun. Sence dönerler mi? Buna kesinlikle eminim. Hem de nasıl dönecekler? Hiç durmadan aralıksız saldıracaklar. Ya biz onların hepsini ya da onlar hepimizi öldürene dek. Tüfeklerinizi doldurup hazır olun. Thank you.
Hagi! Hagi! Siperde kal Sersem. Jüber! Sen yedek atlarla cephaneyi yönet. Chris, biz cepheden saldıracağız, tamam mı? Hazır. İleri. Cephane getiriyorlar. Çabuk olun. Sar şunları Paul. Sar şunları. Kaçırttın onları Paul! Devam et Paul! Devam et! Onları uçurumdan aşağı at Paul! Devam et Paul! Devam et! Gel hadi. Orada öyle durmanın kimseye yararı yok. Bir toplantı yapılacak. Son kurşunumuza gelmiştik. 10 dakika bile dayanamaz. Ben geleceğinizi biliyordum. Tabii ya. Bunu bilen bir tek ben vardım. Sen bilirsin Kurt. Ama sen biliyor muydun? Paul! Maria! Güzel Maria! Ne kadar da kilo almışsın Maria. Yo, hiç sanmıyorum. Sen onu arabaya götür. Şuradaki Cathy O'Neill değil mi? Cathy Kildare. Zavallıcı. Kocası az önce savaşta öldü. Kocası mı? Sean. İlk saldırıda öldürüldü. Cathy. Paul. Şavna olanları duydum.
Çok üzüldüm. Sağ ol. İnanmakta güçlük çekiyorum. Sen, Kati, burada Afrika'da Zulularla çarpışıyorsun. Evet benim. Seni gördüğüme sevindim Kati. Seni görmek de herkesi sevindirdi Paul. Onların hayatını sen kurtardın. Bazılarını. Onu bana ver Agi. Bu İrlanda'da tanıştığımız Afrikalı değil mi? Evet. Sanırım bütün bu olanları ona borçluyuz. Hayatlarımızı da. Onu tanıyor musun? Evet, İrlanda'dan. Çok uzun zaman önce ona yeni topraklar bulmasını söyledim ama şimdi bu toprakta yalnız. Hayır, yalnız değil Paul. Onun arabasında savaştım. Beni neredeyse Zulu'lara bırakıyordun. Hiç bunu yapar mıyım eski dostum? Bizi Hof'una götürecek misin? Sonuna kadar. Bunları senin için topladım Kati. Ah, teşekkür ederim. Cape Town'dan niçin ayrıldın? Söylemiştim ya. Diğerleri gibi bedava toprak istedik. Paul İrlanda'da çok kalmış mıydı? Gerçekten pek hatırlamıyorum. Babamdan atlar satın almıştı. Görüşmek üzere. Her yer eyalet olunca hükümette sana da yer olacak Kurt. İstemem. Ben bıktım artık. Dövüşmekten de politikadan da. Ben devlet değil, içinde yaşayacağım bir ev kurmak istiyorum. Silahtan başka bir şeyle yatmak istiyorum artık. Bittiği zaman hepimiz silahlarımızı asıp evlerimizi yapmaya başlayacağız. Sen bitir artık. Bitireceğim. Hayatında başka bir şey yok değil mi? Hı? Aklında başka şey yok mu? Henüz yok. Ama benimkinde var. Veya ne düşündüğü umurumda bile değil. Umurumda olan sensin. Sen ne düşünüyorsun? Bunu bilmek istiyorum Paul. Neden Güney Afrika'ya geldin Kati? İrlanda'yı terk edin, yeni topraklar bulun diyen sen değil miydin? Avustralya'da veya Amerika'da da yeni topraklar var. Ama sen neden Güney Afrika'ya geldin? Senin için. Benim için mi? Sen Sean'la evlendin. Onu ve çocuğunu buraya benim için mi getirdin yani? Bu seni çok mu şaşırttı? Sence şaşırtmamalı mı? Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Sana aşkın ne olduğunu anlatabilir miyim? Bunu bilen var mıdır? Sean'ı sevdim. Seni sadece bir anı olarak düşündüm. Kendimden emindim. Seninle bir daha karşılaşırsam sana bakıp gülümserim. Bir şey hissetmem diye düşündüm. Yanılmışım, yapamadım. Seni tekrar görünce seni sevdiğimi, bir başkasını sevemeyeceğimi anladım. Bütün bu yıllar boyunca yaptığım her şey seni bulmak, seninle olmak içinmiş. Eğer birini kandırmışsam kendimi kandırmışım. Eğer bu yanlış ve kötüyse o halde ben de öyleyim. Seni seviyorum. Bildiğim tek şey bu. Kati. Hayır. Sen bana sordun, şimdi ben de sana soruyorum. Senin için neydi? Sadece öylesine biri miydim? Sadece bir an için öylesine tanışıp öpüştüğün bir kız mıydım ben? Sadece uzaklaşıp gidip dönüp de arkana bakmaya değmeyecek biri miydim?
Bunu bilmeliyim Paul. Senin için bu kadar kolay mıydı? Hayır, seni İrlanda'da bırakmak kolay olmadı. Seni tanımadan önceki hayatıma eskisi gibi devam etmeye çalışmak. Hele bu son iki hafta. Bir uçta sen, diğer uçta ben. Ve tam ortada arkadaşım Kurt. Bu boşluğu çalışmayla ve şiddetle doldurmaya çalıştım. Seni aklımdan çıkarmaya çalıştım. Bu yapılabiliyor Kati. Ama bir ömür boyu böyle gitmez. Her şey çok güzel. Afrika senin bana anlattığından çok daha güzelmiş. Sen toprağı seç. Ben seni istiyorum. Yalancılar. İkiniz de yalancısınız. Beni kandırdınız. Seni kandıran falan yok Kurt. Bir daha kandıramazsın. Zaten bir hata yaptın Kurt. Bir tane daha yapma. Düzeltemeyeceğim bir hata yapmadım. Dinle beni Kurt. Efendi. Paul. Kurt. Çok üzgünüm. Nasılsa toparlanır. Evet, nasıl buldun? Harikulade. Ne kadarı benim? At üstünde yarım gün gidebileceğin yere kadar. Ev nerede olsun istersin Kati? Tam şurada, nehre karşı olsun. Başlangıçta 4 oda istiyorum. 4 mu? Balo salonu, şarap mahzeni falan istemiyor musun ha? Bir gün onları da. Başlangıç için 2 oda yeter. Paul, seni seviyorum. O 2 odayı yapana kadar tam burada, bu harika ağacın altında yaşayacağız. Cape Town'daki evinin adı neydi? Haven Bloom. O da çiçeği mi? O halde bu da senin Haven Bloom'un olacak. Hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. Burası bizim toprağımız. Evimiz.
Ağaçlar ne için? Çatı mı? Bunlar duvar olacak. Çünkü evin üstüne çatı yapmak çatının altına ev yapmaktan daha kolaydır. Bir gün sihir olacak. Millerce toprağın hepsi bizim olacak. İmparatorluğumuzu birlikte yöneteceğiz. İstediğin bu mu? Senin değil mi? Hayır. Sen ne istiyorsun peki? Özgür olmasını. Bizim ve herkesin toprağı olmasını. Bu sessizliğe bayılıyorum. Akşam sessizliği diyorlar buna. Her şeyin huzur bulduğu anlar. Bir zamanlar bana asla buralarda yaşayamazsın demiştin. Hatırlıyor musun? Yanılmışım. Yanılmış mısın bilemem. Ah, ne kadar yoruldum. Sırtım tutulmuş. Dur bakayım. Ben. Ah, bu harika oluyor. Biraz daha aşağı. Ah, yukarı. Harikulade. Ellerin sihirli gibi. Devam edeyim diye böyle söylüyorsun. Paul. Mutlu musun? Mutlu. Benimle yani. Mutlu olduğumu biliyorsun. O halde söyle. Pekala. Söyleyeyim. Ne yaptığını bilmiyorum ama doğru bir şeye benzemiyor. Kötü ruhları uzaklaştırıyor. Ben ruhlardan filan anlamam. Hemen taşınıyorum. Adamları daha fazla bir arada tutamam. Lider ben değilim, sensin. Sadece kısa bir süre için Chris. 3 ay oldu zaten. Bir erkeğin kendine 3 ay ayırması çok mu? Senin için fazla. Sen olmadan komandolar bir hiç. Ya başlarına geç ya da dağıt.
Tamam Chris. Yarın oraya geleceğim. Sana gitmen gerektiğini söyledi, değil mi? Evet. Peki sen ne söyledin? Bak, bana ihtiyaçları var Kadi. Benim de sana ihtiyacım var. Evet biliyorum ama... bunlar seninle benden öte şeyler. Benimle mutsuz mu oldun Paul? Hayır olmadım. O halde bu yeterli değil mi? Gerçekten önemli olan bu değil mi? Gitmene izin vermeyeceğim. Kesinlikle. Dünyada hiçbir şey için gidemezsin. Hayır, artık seni dinlemeyeceğim. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Asla gitmene izin veremem. Hoşça kalın. Tanrı seni korusun. Tanrı başarılı olman için sana izin versin Paul. Bağımsız Hollanda eyaleti için hepimiz dua ediyoruz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda sürebilir. Bu işi bitirmeden dönmeyeceğim. Bunu ona anlat Simon. Anlat söyleyeceğim, ona. Söylerim. Bunun için senden nefret edeceğim. Nefret ediyorum. Azol! At ben! Seni o kadar merak ettim ki. Solgun görünüyorsun. Hasta mısın? Hayır hayır, çok iyiyim. Sen nasılsın Kurt? Agi! Maria geldi. Oh, hoş geldin Maria. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Konuşacak hiç kimsemiz yoktu. Darren'ı bir gör, bak çok büyüdü. İçeri al da oğlanı göster ona. Oh, oğlan öyle serpildi ki inanamaz. Onu çok merak ediyorum zaten. Nasıl göreyim bakalım. Duruyor işte. Seni gördüğüme sevindim Kurt. Ben bundan daha iyisini yapabilirdim. Tabii ki yapabilirdin. Bundan da iyi toprak sürebilirim. Hem de uyurken. Bunu da biliyorum. Muhtemelen bu civardaki en iyi çiftçi sensin. Sık sık nasıl olduğunu merak ettim. Bağımsız eyalet konseyine bir koltuk teklif edildi bana. Öyle mi? Aha, tebrik ederim. Kurt, iyi bir yer arayan bir çiftçi tanıdığın var mı? Varsa biraz konuşmak isterim. Ben kimseyi tanımıyorum. Paul'ün dönmesini bekliyorsun, öyle değil mi? Ben kimseyi beklemiyorum. O halde ben seni beklerim. Buradaki işlerini yaparım. Nasıl bir adam olduğumu göstereyim sana. Ah Kurt. Sana uygun adam benim Kadi. Çalışmamı görünce bunu sen de söyleyeceksin. There!
Artık hazır. Teşekkür ederim Kati. Ah, iyi akşamlar Kurt. Agi, sen burada oturursun, ben burada, sen de masa başında oturabilirsin. Senin ne işin var burada? Maria'dan bize yardımcı bulmasını istedim. Yapacak o kadar çok iş var ki. Onun çevremde istemiyorum. Ama Julie çok yardımcı oluyor. Bak Kathy, Julie'ye ihtiyacın yok. Seninle bir pazarlık yaptım. Ben kendi sözümü tutacağım. Daha tohum ver Kenti. Hey sen! Legim Baco! Baco Legim! Musa Mimo! Hayır Kurt! Durdur onu, durdur! Bu ağaca dokunayım deme. Gölgesi çok büyük, altında hiçbir şey yetişmez. Kesek daha iyi olur. Bu ağaç kalacak. Burası benim toprağım. Ne istersem onu yaparım. Pekala. Bırakın. Abın bulumuna dokunmayacağım. Şimdi. Agi anlattı bana. Hadi yalla. Sen biraz dinlen. Fazla çalışıyorsun. Benim bir şeyim yok. Yarın ya da öbür gün, ya da ekim işleri biter bitmez, seni kapı dışarı edecek göreceksin. Beni duymuyor musun? Bana inanmıyor musun? Seni kandırıyorum. Bir daha kimse kandıramayacak beni. Gel, ihtiyacım var sana. Kurt, şimşek öküzleri korkutuyor. Onlarla ilgileniver biraz.
gitmesini istemiyorum dedim. Onun anlamını biliyorum. Ama burayı senin için vahşi doğadan ayırdım. Onu da senin hayatından keseceğim. Artık sen benimsin. Kurt, bunu yarın konuşuruz. Hadi eve dönelim, artık fırtına çıkmak üzere. Sana adam gibi sordum. Şimdi olmaz Kurt. Evet şimdi. Senin için kazdım ve terledim. Ben pazarlama sadık kaldım. Şimdi sen sözünü... Hayır! Şimdi dedim sana. Hayır Kurt, imkan yok. Olmaz. Niçin? Niçin ha? Bebeğim olacak. Kimden? Şah mı, Pol mu? Yoksa beni başından savmak için aklına gelen herhangi biri mi? Sen yalancısın. Yalanlarından bıktım senin. Sessiz ol. Hemen karar vermeliyiz. Bize ışık lazım. Jolie, daha çok mum getir. Hayır bayan, nehir çok genişledi. O halde bacağını kesmek zorundayız, yoksa ölür. Bunu sen yapmalısın. O adamdan hoşlanmıyorum ben. Benim hatırım için. Hatırınız için yapacağım. Gel öyleyse.
Şimdi ne olacak? Nehir alçalınca kördü, hemen Hoffman'a götüreceğiz. Doktor da ne zaman doğuracağımı söyleyebilir. Biz ne olacağız? O zaman biz ne yapacağız? Sonra geri döneceğiz. Toprağa sürüp tohumlayacağız. Ve yeniden başlayacağız. Bebeğim doğdu. Onun adını Paul koyduk. Bu her zaman aklımda olan bir isimdi. Çiftliğimi yeniden kurmak için çalıştık. Ağır gidiyordu, acımasızdı ve imkansızdı. Sonra bir gün aylar sonra Hoffman'a geldik. Günaydın, günaydın. Nasılsınız Bayan Kilby? Günaydın Bay Simon. Merhaba Gee. Günaydın. Söylesenize Kurt nasıl? Hiç iyi değil o. İçi içini kemiriyor. Yeni bebek nasıl bakalım? İrlandalı ataları kadar sağlam. Güzel. Hadi gelin, gelin alın. Alın, gelin. Gelin, gelin alın. Alışveriş iyi de bu artık son Hollanda parası alışımı olacak. Gelecek sefer altınla ödeyin. Altını nereden bulalım biz? Biz çiftçiyiz Manir. Orada yukarıda. Dağlar altın dolu. İşçilerinizi gönderin oraya. İstemediğiniz eşyaları onlara verin. Onlar da altınla takas etsinler. Hiç ham altın görmedim. Bir tane göstersene. Gelin, hepiniz gelin. Havalar ne olursa olsun, ister küçük ister büyük pazarlık olsun, alışveriş yapmadan geçmeyin. Gelin, gelin. Siz de alın. Kildare. Buradayım. İşte yine geldiler. Altınlarını senin döküntülerine takas etmek için bekliyorum. Umarım bu kalanlar hoşlarına gider. Bu gidişle sizi de takas edecekler çocuklar. Var. Toplanın. Hadi, hadi gelin. Gelin. Kenti. Söyle ona altınına karşılık bunu vereceğim. Mokem, Biko, Wonyacha. So, çam tari iberanya ugu baro koro risi bama afta pinya nan keta kai biko kaya nye nye koi baka yoko biko adam kaça mea bik ise bu yeterli değilmiş, çok uzun yoldan geldim diyor. Ona soyguncu olduğunu söyle. Bekle. Geri. Sen soyguncusun. Başka kimde altın varmış Kenti? Adam diyor ki altın yokmuş ama bu varmış. Boyanın hoşuna gitti mi? Eğer bu sandığım şeyse... Evet, bayan çok beğendi. Neyim kaldıysa bu adama ver. Her şey yeniden başlayacağız Agi. Ama burada değil. Cape Town'a gidiyoruz. Yaşayacağız artık. İrlandalıların nasıl yaşayabildiğini göstereceğiz onlara. Ama... Ya bu elmas değilse ne olacak? Gerçekten de elmastı.
Güney Afrika'da bulunan en büyük elmaslardan biriydi. Elması sattım ve elde ettiğim parayla Cape Town'a yerleşip her zaman hayalini yaşadığım hayatı sürmeye başladım. Bir evim vardı. Mülküm ve sosyal mevkiim. Oğullarım da olmasına rağmen ben yalnızdım. Yıllar boyunca Paul'ün bildiği her yeri dolaştım. Ondan bir yankı duymaya çalıştım. Serbestçe saçtığım para bana mutluluk getiremedi. Güney Afrika'da nihayet bağımsız Hollanda eyaleti hayali gerçek oldu. Ama Hollandalılar için kazanılması gereken bir savaş daha vardı. Cape Town'daki ulusal mecliste kendi temsilcileri olsun istiyorlardı. Ben komutan Van Rippek. Evet, yüzbaşı sizi bekliyordu efendim. Komutan Rippek geldi efendim. Günaydın komutan. Üzülerek söylüyorum, son aldığım talimata göre vali sizinle görüşmeyecektir. Ben de tekrarlıyorum, halkıma bu sözlerle dönemem. Ama bakın efendim, eyalet olarak varlığınızı tanıdık işte. Niye bununla yetinmiyorsunuz? Hür olmaya uygunsak temsil edilmeye de hakkımız olması gerekir. Valinin de istediği kararı vermeye hakkı var. Bir bardak su ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Yüzbaşı valiyi görmeden Cape Town'dan ayrılmayacağım. İyi günler efendim. Bir dakika komutan. Çok inatçı biri olduğunuzu duymuştum. Duydunuz mu? Resmi olarak valiyi görme isteğiniz tamamen imkansız. Ama gayri resmi olarak bu akşam Sir George'un şerefine bir balo veriliyor. Benden de sizi davet etmem istendi. Demek bu resmi üniformanın altında gayri resmi bir kalp çarpıyor. Bir İngiliz geleneği. Bu balo nerede olacak? Habenblum'da. Habenblum mu? Evet. Teşekkür ederim yüzbaşı. Rica ederim. Chris, yüksek yerlerde bir dostumuz var galiba. Vali sizi görmeyi kabul etti mi? Bir balo daveti aldım. Hoş geldiniz komutan. Yüzbaşı. Sanırım ev sahibesini tanıyorsunuz. Nasılsın? Sir George, komutan Van Rippek'le tanıştığınızı sanmıyorum. Memnun oldum. Çok önemli bir konu hakkında sizi görmeye çalışıyorum. Evet efendim, 4 gündür bekliyorum. Ama evimde politika yapılmayacağına dair söz vermiştim. Onun için yarın onunla malikanemizde buluşur musunuz Sir George? Mesela saat 10'da. Bana seçenek bırakmıyorsun. Sizi tebrik ederim efendim. Bayan Kildare bir ordu komandoya bedel. İşte istediğin oldu. İstediğin bu değil miydi? Cape Town'la bunun için gelmedin mi? Sebeplerden biri buydu. Başka bir sebep mi? Olduğunu biliyorsun. Değişmişsin Kati. Öyle mi? Hatırladığımdan daha da güzelsin. Tabii bu mümkünse. Habenblum da değişmiş. Yine çok güzel. Eskisi gibi mi? Çok eskiden olduğu gibi. Benimle dans eder misin?
Nasılsın? Teşekkür ederim Paul, iyiyim. Vali onayladı mı? Tamamen. Neredeyse. Öyle sevindim ki. Otursana. Kati, dün gece benim 2 yılda yapamadığımı sen 1 dakikada yaptın. Hollandalılar sana yeterince teşekkür edemeyecek. Ben de öyle. Çok tuhaf her şey. Sen, bunların hepsinin burada, doğduğum yerde, Habenblum'da olması. Noel'de çoraplarımı buraya serdim. Oğlanlar da öyle yapıyor. Dolaşıp çevreyi görmek ister miydin benimle? Evet. Gitmeden önce biraz zamanım var. Gitmek mi? Bu başarıyı halkımıza ulaştırmalıyım. Haber bekliyorlar. 1-2 saat daha beklesinler. Hadi gel. Burası benim yerim. Buraya gelip ileride ne olacağımın hayalini kurar. Başıma gelecek tüm muhteşem olayları. Ben de hep buraya gelirim. Öyle mi? Birçok defa. Yalnız insanlar yalnız yerler arar. Sen yalnız mısın? Bazen. Neyi hayal edersin Kati? Öyle hayaller işte. Özlediğim, kaybettiğim şeyler. Senin hakkında ve benim. Anımsadığım bir şeyi asla kaybetmez. Ben birçok defa birçok yerde seni hayal ettim. Niye her zaman hayal olmak zorunda bu? Merak etmeyin. Ben Paul Van Riebeck'im. Benim adım Darren. Darren? Aman tanrım, sen şu kadarcık bebekken seni kucağımda zıplatırdım. Şimdi haline bak. Koca adam olmuşsun. Peki bu genç adam kim? Ona kıymık battı. Kıymık mı? Parmağında. Evet, bir bakalım. Kıymıktan hiçbir şey olmaz. Bakmamda sakınca var mı? Bakalım bulabilecek miyiz? Sıkıştırarak çıkaramadık. İşte orada. Sen öylece tut şimdi. Göz açıp kapayana kadar çıkarırız. Sakin ol şimdi. Evet işte. İşte. İşte çıktı. Cesur bir adammışsın. Ağlamadım bile. Senin adın ne? Paul. O benim kardeşim. Darren. Paul. Gelin çocuklar. İzninizle. Neden bana söylemedin Kati? Niye? Yabancı yerlerde onu da hayal edebilesin diye mi? Bilmeye hakkım vardı. Nerede olsam geri dönerdim. Söyle o halde. Seni nerede bulup da söyleyecektim? Komandolara liderlik eden kahramanımız neredeydi? Ama döndüm işte. Evet. Şimdi döndün. Ve sana söylendi. Geri geldin. Bir işini bitirdin ve onlara söylemek için gene gidiyorsun. Sana övgüler yağdırsınlar, adını haykırsınlar diye. Paul Van Riebeck, halkının kurtarıcısı, ülkesinin babası. Ama oğlunun babası değil. Hepsini sen düzenledin değil mi? Önce Habenblum, sonra valiyle toplantı, şimdi de bu. Bunları sadece beni burada tutmak için söylüyorsun. Yani hepsi yalan mı? Evet, öyle düşünüyorum. Bence senin bütün hayatın yalan. Çocuk hariç hepsi yalandı, o gerçek. Onu da söylemek istemedin zaten. Defol. Hayatım boyunca seni asla görmek istemiyorum. Görmeyeceksin de Kati. Ama oğlumu almaya geri geleceğim. Senin oğlun mu? Şimdi mi onu kendinin sanıyorsun? Ama değil. Ve asla da olmayacak.
Bir şey sahiplenmek için paylaşman gerekir. Bir şeye ait olmak için kendinden başka şeyler için de yaşaman gerekir. Onu almak için döneceğim. Döndüğünde önce beni öldürmen gerekecek. O işi de iyi bilirsin gerçi ama... kararım karardır. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Şimdi çık dışarı. Defol, defol! Anne, Bay Ripek kıymığı dışarı çıkardı. Havenblum'u kaybettim. Daha birçok başka şeyi de kaybettim. Ama yeniden başlamaktan başka yapacak şey yoktu. Bulunabilecek elmaslar varsa ben de bulabilirdim. Yaşam ve sevme tarzım için bedelini tam olarak ödemem Tanrı'nın isteği olmalıydı. En azından utancımla baş başa kalmamam Agi'nin dileğiydi. Vurdun mu onu? Yere bir şeymiş. Onlar da elmas mı arıyor? Belki canım. Bilmiyorum. Oo, Darren konuşmayı bana bırak sen. Nereye gidiyorsunuz bayan? Colesburg. O kasaba haydutların eline geçti. Bir adam öldürüp elmaslarını çalmışlar. Herkes kasabayı terk etti. Rica ederim geri dön. Askerlere haber verilmedi mi? Haydutların bastığı tek kasaba bizimki değil. Askerler ne zaman gelir bilinmez. Kendim öğrenirim. Kate, elinde bir çocukların kaldı. Onları da mı kaybetmek istiyorsun? Buraya elmas için geldik de. Ve alacağız da. Demek Colesburg burası ha? Ama burası berbat bir yer. Şimdi nereye? Merhaba güzelim. Nereye gidiyorsun? Colesburg'e. Geldin işte, ben de seni bekliyordum. Tek başına dolaşmak için fazla güzelsin. Uzak dur benden serseri. Hadi ya ama güzelim, hadi. Onu rahat bırak, bayan arkadaşımdır. Bilmiyordum patron, özür dilerim. Kurt. Bert, bu atları benim ahırıma koy. Peki efendim. Siz hemen evime gidin hepiniz. Juk. Buyurun efendim. Onlara evimi göster, geri döneceğim. Girin içeri. Burada kalın. Tamam çocuklar. Korkacak bir şey yok. Ben korkmuyorum. Kör, seni gördüğüme çok sevindim. Buraya niçin geldin? Elmas için. Agi, çocukları şu odaya götür. Ben Kati ile konuşacağım. İyi görünüyorsun Kurt. Niye olmayayım? İnsan vücudunun bir parçasını kaybedince diğer tarafları güçleniyor. Julie! Merhaba Julie. Bize içki getir. Misafirimiz var. Otursana Kati. Bu evi beğendin mi? Valiye aitti. Artık Colesburg'un valisi benim. Öldürüldü değil mi? Kendini maskara etti ve bedelini ödedi. Sen anlarsın bunu. Belki sen de anlarsın. Kurt için mi geldin? Şimdi güçlü olduğunu duydum ve geldin. Çeneni kapa ve dışarı çık. Artık korkmuyorum çünkü ondan arta kalanı bana ait bundan sonra. Yeter! Sana benden neyin arta kaldığını söyleyeyim. Colesburg bana ait. Burada güç ve kanun benim.
Buradan bir sonrakine gideceğiz, sonra da ondan sonrakine. Bütün bölgeyi alacağız. Kaçan insanları görmedin mi? Sana olanları anlattılar mı? Anlattılar tabii. Niye geri dönmedin? Ben biliyorum. Geride döneceğin bir şeyin kalmadı. Hepsini kaybettin. Onu, Pub'ın bulumu, her şeyi. Her şey değil. Hala iki oğlum var. O çocuğu istedi. İstedi ama annesini değil. Geliyorlar. Neredeler? Hemen dağın ardında. Adamları hazırla. Emredersiniz. Ne bu? Ne oldu burada? Otursana Kati. Otur, onu bekliyorum. Hep bir yerlerde onu bekledik. Sen de, ben de. Paul mu? Onu öldüreceğim gün bana geleceğin hiç aklıma gelmezdi. Tükenmiş. Dizlerinin ellerinin üstünde elmas için sürünerek geldi. Sürünme Kati, al, al. Al bunları benden. Otur hadi. Her zaman sersemlik et. Sen olmasaydın hiçbirimiz için böyle olmazdı. O seni istemiyordu. Sen de beni istemedin. Ama ikimize de yalan söyleyip kandırdın. Hatta Tanrı'yı da. Hiç değilse ben evlenirdim seninle. Seni namuslu bir kadın olarak yaşatırdım. Doğru değil mi bütün bunlar ha? Doğru değil mi? Evet. Evet, bu doğru. Patron. Dağ yolunda ilerliyorlar. Başlarında Paul Van Riebeck var. Hala istiyor musun onu? Sana onu getireceğim. Bunları gözle, içeride insanlar var. Peki efendim. Burayı terk etmişler. Belki de gitmişlerdir. Fazla boş görünüyor. Ne yapacağını biliyorsun. Lideriniz ortaya çıksın. Buraya yaklaş. Yalnız sen. Kurt. Evet Paul, benim. Etrafın sarıldı. Tuzağımın tam içine düştün. Bu kasaba Hür eyaleti aittir Kurt. Artık benim oldu. Hür eyaleti de tanımıyorum. Özgürlük için çok uzun ve yorucu mücadeleler verdik. Defol git Paul. Fırsatın varken adamlarını al ve git buradan. Bu son sözün mü Kurt? Bundan sonra böyle. Jakar yerini al. Gizlenmişler. Hazır bekliyorlar. Saldıracağız. Ateş açtıklarında geri çekileceğiz. Peşimize düşmek için açığa çıkacaklar. Başla. Thank you.
işareti ver. İşte işaret, yürüyün. Çocuk kimin biliyor musun? Bırak onu Kurt. Bir hareket yaparsan öldürürüm onu Paul. Kıpırdayan olursa öldürürüm onu. O silahı bu tarafa at. Ne istiyorsun? Atını, in aşağı. Her zaman kazanırsın değil mi Paul? Ama bu sefer değil. Çünkü seni öldüreceğim. Hadi çabuk olun. Evet. Tanrı yardımcın olsun Chris. Sağ ol dostum. Tanrı senin de yardımcın olsun. Jakar. Değmen Chris'e de bana hizmet ettiğin gibi hizmet et. Peki efendim. Hazır ol! İleri! Şimdi ne olacak Paul? Cathy. Hatırlıyor musun? Cape Town'da seni görmeye gelmemin iki sebebi var demiştim. Evet. İlk sebebi söylemiştim. İkincisini daha hiç duymadım. Nereye Paul? Hofuna. Toprağımıza dönüyoruz. Gel bakalım. Evet. Şöyle geç. Hadi sen.